Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunlar yıllardır çözülemeyen tartışmalı sorunlar. Diyalog kapısı ne zaman Ankara tarafından aralansa Yunanistan'ın hep üçüncü devletler, şahıslar ve platformlarda çözüm arayışlarını taşımaya çalıştığı bir çıkmaz sokakta. Onların başında da Ege sorunu geliyor tabii ki. 6 mil karasuyu olmasına rağmen 10 mil hava sahası olduğunu iddia eden, ki dünyada böyle bir şeyin karşılığı yok, Yunanistan o aradaki 4 mile sürekli kendi uçaklarıyla girip çıktığı için Türkiye'de bu 4 milin Yunanistan'ın hava sahası olmadığının altını çizmek için tabii ki orada karşılıklı karşı karşıya geliniyor. Aynı karşılaşma bir yandan da aynı gerilim Ege Adaları üzerinde yaşanıyor. Efes 2022 tatbikatında son uyarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Ege Adaları, gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandırmayın. Ciddi konuşuyorum, şaka yapmıyorum demişti. Defalarca bu tekrarlandı. Nihayetinde egemenlik soru işareti haline gelir. Burayı tartışmaya açarız diyor Türkiye. Şimdi bu çerçeve içinde tabii ki en önemli hafızamızda iki ülkenin ilişkileri açısından mihenk taşı, buna dair unsur Kardak kriziydi. Mevcut o dönemde yaşanan bu kriz sonrasında Türkiye gayet net bir karar almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995'te 6 mili 1 santim aşan kara suları ilanı ihlali savaş nedeni sayılacak denmişti. Türkiye bunları hatırlattığı bir dönemde Milli Savunma Bakanlığı'ndan manidar bir paylaşım var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden biri olan Su Altı Taarruz Komandolarının zorlu eğitimi, bakın Savunma Bakanlığı tarafından nasıl paylaşıldı. Eğilmeyen, bükülmeyen, yıkılmayan adam olacaksınız. Üstün yetenekli askerler arasından seçiliyorlar. Vazgeçmek nedir bilmiyorlar. Bir tane ömrünüz var, ölene kadar vazgeçmeyeceksiniz. Sualtı taarruz komandoları, TSK'nın görünmeyen kahramanları arasında yer alıyor. Kritik süreçlerde önemli noktalarda hizmet veriyorlar. 1996 yılında Kardak kayalıklarına çıkmalarıyla birlikte dikkatleri üzerlerine çeken bu seçkin birlik personelinin eğitimleri de zorlu geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından o ağır eğitimlere ilişkin görüntüler paylaşıldı. SAT komandolarının zihinsel ve fiziksel dayanıklılık üzerine kurulu eğitimlerindeki performansları göz doldurdu. SAT komandoları lastik bot ve kürek çekme eğitimleri sırasında üstün yeteneklerini de gösterme fırsatı yakaladı.